Merhaba arkadaşlar, bugün Erasmus ofisinin düzenlediği Erasmus Days 2019 etkinliğindeyiz. Ve bugün bir röportaj gerçekleştireceğiz. Yanımda etkinlik koordinatörü var. Merhaba, kendinizi tanıtabilir misiniz biraz? Tabii, merhabalar. İsmim Mevlidiye Güzel. Gebze Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü, aynı zamanda Erasmus Kurum Koordinatörü. Tüm Avrupa ile eş zamanlı olarak Ekim ayının ilk haftalarında 2017 yılından bu yana 3 senedir Erasmus Days adı altında Erasmus farkındalığının artırılması, katılımın teşvik edilmesine yönelik etkinlikler serisi düzenlenmekte. Biz de bu etkinlikler serisi içerisinde üniversitemiz adına kendi payımızı almak üzere bugün 2 etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekleştireceğiz, planladık diyebiliriz. İlk olarak hocalarımızla, öğretim üyelerimizle Erasmus'un içerisindeki proje fırsatlarını konuşacağız. Ardından da öğrencilerimizle müzikli, bilgi yarışmalı, eğlenceli vakit geçireceğimiz bir etkinliğimiz, açık hava etkinliğimiz olacak. Umarım hem GTÜ'nün tanıtım açısından hem de Erasmus farkındalığının artırılması açısından verimli bir gün olacak. Merhabalar, kendini tanıtabilir misin? Abdülkerim Kerleci. Geçen sene müzeyle Erasmus'a Polonya'ya gittim. Bir şekilde param yetmiş. Katalısa şehirde. Malzeme bilgi üniversiteye yazı yazdım. Ben Selman, İspanya'da Erasmus stajına gittim. Malzeme bilimi ve mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Stajımda Erasmus stajı yaptım. Stajımı da Avusturya, Viyana'da yaptım. Merhaba, ismim İlayda, bölümüm işletme. İkinci dönem Erasmus'a gideceğim, Çek Cumhuriyeti'ne. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Erasmus ofisinde çalışıyorum. İsmim Meltem Başkan. Merhaba, ben Atılay İlgün. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim şu anda. 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken Erasmus stajımı İngiltere'de gerçekleştirdim. Şimdi burada Erasmus Day etkinliğinde gitmek isteyen arkadaşlara, daha önce gitmiş arkadaşlar tecrübelerini aktarıyorlar. Biz de buradayız, güzel bir gün geçiyor şu anda. Bu kadar. Peki sen Erasmus'a gitmek istiyor musun? Ben Erasmus yapmak istiyorum. Hem staj yapmak istiyorum hem de öğrenim hareketlerine katılmak istiyorum. Arkadaşım staj yapmış, ondan biraz bilgi almak istedim. Evet, yani bence her Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisinin yaşaması gereken bir deneyim. Zaten yüksek oranda gönderiyor Erasmus ofisi. Mutlaka başvurun arkadaşlar, şansınızı deneyin derim. Bize üç kelimede Erasmus özetlemek isteseydiniz neler söylerdiniz? Benim tecrübelerime dayanarak Erasmus üç kelimede gelecek, eğitim ve eğlence demek. Erasmus'a şimdiye kadar bizim okuldan sizce kaç kişi gitmiştir? Bunların istatistiğini aslında ben söylüyorum. Şu an bu kadar çok eğlenince Peki öğrencilerin ilk deneyimleri nasıl oluyor? Yani ilk süreçler nasıl geçiyor onlar için? Şimdi şöyle, ben Erasmus'a gidecek olan öğrencilerin ilk karşılaştığı insan oluyorum genelde. Tanıtım ve rehberliği yapıyorum. O aşamalar biraz kafaları karışık. Ama daha sonra ben anlattıktan sonra böyle inanmaya başladıklarında kendilerini daha heyecanlı ve mutlu oluyorlar. İşte bu Erasmus'a başvurma süreciyle devam ediyor. Ne yapacaklarını anlatıyoruz. O dönem gayet iyi. İşte Erasmus'a da kazandılarsa, notları iyiyse, işte İngilizce sınavından da geçtilerse çok mutlu oluyorlar. Kazandıktan sonra böyle bir kafalarda soru işaretleri. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl vize alacağım? Karşı okulda nasıl iletişime geçeceğim? Şimdi ne olacak diye büyük sorularla karşı karşıya kalıyorlar. Ama biz onlara rehberlik ediyoruz. Gerek web sitemiz olsun, gerek yaptığımız toplantılarla. Her şeye rağmen bazı karışıklıklar çıkabilir. Çünkü bir sürü ülkeyle ve bir sürü farklı okulla anlaşmalarımız var ve onlarla hareketlilik yapmaya çalışıyoruz. Yıldan yıla bazı değişik sıkıntılar çıkabiliyor. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi hallolduğunda, öğrenci vizesini aldığında, karşı okulla tamamen anlaştığında muhteşem bir deneyim yaşamaya başlamış oluyor. Ben de ofiste çalışırken bu insanların, işte öğrencilerin hayatlarının bu şekilde değiştiğini, basamak basamak değiştiğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Peki neden İngiltere? İngiltere dil anlamında bana daha yakın olduğu için İngiltere'yi tercih ettim. Almanya'da ya da Polonya gibi ülkelerde aslında benim bölümümle ilgili iyi çalışmalar var ama ben İngiltere'yi tercih ettim. Hem dil anlamında daha iyi olduğu için hem de daha önce gittiğim bir yer olduğu için. Peki bugün sana en çok gelen sorular arasında ne vardı? En çok gelen sorular arasında kabul belgesi ve hibe vardı. Evet, doğru bildin. Kabul belgesi nasıl alınır, hibe ne kadar gibisinden sorular geldi.
kabul belgesini staj yapmak istediğiniz kurumdan alıyorsunuz. Bu şekilde yani başvuru yapıyorsunuz. Öncelikle o kuruma diyorsunuz ki ben sizde staj yapmak istiyorum, çalışmak istiyorum diyorsunuz ve onlar size eğer kabul ederlerse kabul belgesi gönderiyorlar insan kaynakları tarafından. Kabul belgesi böyle alınıyor. Peki senin ona sormak istediğin aklında bir soru var mı? Var. İngiltere'de mesela kalacak yerler hakkında bilgi alsak zor muydu? Yani zorlandın mı orada? Ya şöyle, şimdi benim gittiğim İngiltere'de bir yakınım vardı. Ben onun evinde kaldım ama onun dışında da tabii ki kalacak yer imkanlarını araştırdım. Yurtlar var öğrenciler için. Özel yurtlar var. Okulun içerisinde, okulun kendi yurt imkanları vardı ben üniversitede yaptığım için. Onun dışında Airbnb belki düşünülebilir. Ya uzun vadede düşünmedim Airbnb ama belki her insanın sonuçta yaşam standartı farklı olduğu için bir kişinin beğendiği bir yerde diğer kişi kalmayabilir. Ama genellikle yurtlar ağırlıklı. Aylık yurtlarda da kaldığınız oda standartlarına göre değişik ücretler, değişik fiyat tarifeleri uygulanıyor. Örnek mesela banyo ortak alanda olanları var. Mutfağı ortak alanda olanları var. Bu tip yerler var. Tabii işte birebir hepsinin kendi odanda, işte mutfağı da kendi odasında, işte banyosu da kendi odasında, o tip şeyler de oluyor. Tabii bunların da fiyatlandırmaları farklı, kendi içerisinde ayrı. Ben Çek Cumhuriyeti. Aslında bölümüme iki seçenek sunuluyordu. Birisi Polonya, birisi Çek Cumhuriyeti. Konum olarak aslında ben sıcaklık açısından baktığım için Çek Cumhuriyeti daha aşağıda diye tercihte bulunmuştum. O şekilde, o yüzden orayı seçtim. Ben Polonya. Şöyle, benim gittiğim sene çok fazla bir seçenek yoktu. Polonya veya Romanya'ydı. Polonya daha cazip bir teklif gözüktü. O yüzden Polonya. Neden Viyana? Neden Viyana derseniz, benim Viyana'yı tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi biraz Avrupa'nın ortasında konumlanması, birkaç şehre, beğendiğim şehre özellikle yakın olması ve eğitim anlamında, dil anlamında bana fayda sağlayabileceğini düşündüğüm bir yer olduğu için Viyana'yı tercih ettim. Peki staj yaparken kaç gün çalışıyordunuz? Hangi saat arasında çalışıyordunuz? Staj yaparken 5 gün, haftanın 5 günü çalışmaktaydım. Hangi saatlerde derseniz ben yaklaşık 9-10 gibi stajıma başlıyordum ve 4-5 gibi de akşama doğru bitiyordu. Ama benimki biraz daha deneysel olduğu için deneyime ne zaman başladığımda ne zaman bittiğiyle alakası vardı. Bazı deneylerim 7 saat sürüyordu, bazı deneylerim 3-4 saat sürüyordu. Buna göre de çalışma saatlerini düşürdüm. Biraz deneyimlerinden bize bahsedebilir misin? İspanya sana neler kattı? İspanya bana neler kattı? Özellikle çok müze gezdim orada. Hafta sonları, 5 gün çalıştığım için hafta sonları gittim ve ben Malaga şehrinde kaldım. Orada çok müze gezdim dediğim gibi. Bir sürü şey öğrendim ve biraz sanatı yorumlamayı da öğrendim. İngilizcem de biraz gelişti diyebilirim şirkette. Ve İspanyol kültürünü tanıdım özellikle. Orada İspanyol arkadaşlarım oldu. Onlar bana İspanyol kültürünü anlattılar. Erasmus'ta projelerle gidilebiliyor mu? Erasmus'a çeşitli farklı projelerle gidilebiliyor. Erasmus sadece tek bir hareketlik değil. Yani daha kolay anlaması için öğrencileri şöyle anlatıyorum. Bir çatımız, bir evimiz var ama altında farklı farklı odalar var. İşte öğrenim ve staj hareketliği bunun bir odası. K107, K103 farklı farklı konsorsiyum projeleriyle de hareketlikler yapılabiliyor. Ki bizim AGH projemiz var mesela yine Erasmus'un bir odası diyeceğim. Konsorsiyum projemiz var, oradan da öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bu şekilde farklı çeşitli hareketlikler yapılabiliyor. Avusturya'yı başkanlar önerir misiniz? Evet, kesinlikle önerebilirim. Almanca olmasından korkmamalar için oradaki her insan diyebilirim ki şunu. İngilizceyi ana dili gibi biliyorlar ve siz eğer Almanca bilmiyor ve İngilizce bir iletişim kurmak istiyorsanız sizinle rahatlıkla İngilizce dilinde iletişim sağlayabilirim. Peki Erasmus stajını seçerken nasıl kararlar aldınız? Yani nerelere başvurdunuz? Benim kararlarım şöyleydi. Ben genelde üniversite ağırlıklı başvurdum. Bunun başvurularında nasıl gerçekleşti? Yaklaşık 100 belki 150 tane yerine mail attık. Bu mailleri de üniversitelerin bölümlerine, bölümlerinden araştırma gruplarından da hocaların teker teker mailleri bularak kendimi tanıtan bir mail metni hazırlayarak başvurularımı yaptım. Peki kaçıncı sınıfta gittiniz? Geçen yaz gittim yani 4. sınıfın
yazı oluyor aslında. Aynen. Peki kötü bir deneyiminiz oldu mu? Hiç sorun yaşadığınız bir olay oldu mu? Kötü bir deneyimim asla olmadı. Sadece şunu söyleyeyim. İlk bir hafta zorlu geçti. Yani bunun sebebi de işte farklı bir kültür içindesiniz, farklı bir şehirdesiniz. Bilmiyorsunuz. İlk bir hafta her insanda olabileceği gibi bir adaptasyon sorunu oluyor. Ama bir haftayı atlattıktan sonra da yavaş yavaş kendinizi dışa vurduğunuzda bütün sorunların arkasında olabiliyor. Peki ne kadar süre Avusturya'da kaldınız? 3 ay boyunca Avusturya'da. Peki neden Erasmus yapmak istiyorsun? Ya Erasmus bence her üniversite öğrencisinin yapması gereken bir şey. Hem kendimizi geliştirmek için hem dilimizi geliştirmek için. Çünkü burada zorunda kalmıyoruz ve orada mecbur kalacağız. Bu şekilde kendimizi daha çok geliştireceğimizi düşünüyorum. Peki Erasmus'a nasıl başvurdun ve süreci ne kadar sürdü? Yani sınava girmeniz de aslında her şey zormuş gibi geliyor. Sınava kazanamayacakmışsınız gibi geliyorsunuz ama işin en kolay yanı sınavı kazanmak. Esas süreç sonra daha çok zorlaşıyor. Zaten başvururken okulu seçiyorsunuz. Sizin sıralamanıza göre belli bir yer atanıyor. Sınava girerken de sakın korkmayın. Hatta düşünmüyorsanız bile bu seneden girip bakın hani sorular nasıl, speaking'de ne soruyorlar diye. Hatta benim speaking konum şöyleydi. Ne zaman evleneceksin? Yani ne zaman evleneceksin diye sormuştu ve sonra zaten konu saçma sapan böyle ilerledi. Rahatlıyorsun speaking'de çünkü karşındaki insan da Türk. Türk bir hoca soruyor. Sonra işte aileyi ikna aşaması oluyor. Kazanmışım işte gideyim gitmeyeyim git tamam şey. Hibesiz gidiyorum ben hatta. Hibe çıkmadı yedekteyim. Yani isteyen istemeyen herkesin düşünmesi gerek diye düşünüyorum. Ne kadar süre kalacaksın peki orada? Bir dönem. Yaklaşık 5,5-6 ay bir süre zarfı. Şubat 17'de başlıyor okulum. Temmuz'un 30'unda bitiyor diye görünüyor. Peki Erasmus dönemin uzatılabiliyor mu? Evet, uzatabiliyorsunuz. Hatta yani şimdi 30 Ekim'e kadar staj hareketliliği var. Ona başvurduğunuzda hiç gelmeyip orada da bir staj yeri bulup ki 30 Ekim'e kadar staj yerini bulmanız gerekiyor başvurmak için. Ona başvurup uzatıp hani hiç gelmeden hem öğrenim hem staj yapmış olabiliyorsun. Hatta nasıl diyeyim son yılın. Son yılında gir, öğrenim yapma. Son yılın yazında git staj yap. Peki Polonya'da yaşadığınız zorluklar var mıydı? En büyük zorluk dil. Dilleri bizimkinden veya İngilizce'den çok farklı. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var. İngilizce bilmek kesinlikle yetmiyor. Çünkü kullanan çok az. Tren istasyonlarında var fakat dediğim gibi hani kullanılmıyor ülke çapında. Bizde bile daha çok kullanılıyor. Peki sen nasıl orada yani devam edebildin? Ne yaptın orada? Şöyle birincisi öğrenmeye açık olmak lazım. Orada bir lehçe dil kursuna gönderdiler. Orada işte hani ben Polonya'dan dönerken hani hayatımı orada idame ettirecek kadar lehçe öğrenmiştim. Onun işte yemekler büyük bir zorluk. Kültürleri çok farklı. Ama bir şekilde alışıyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Peki başka Polonya'yı önerir misin? Şöyle önerebilirim. Çünkü ekonomik bir seçim olur. Euro kullanmamaları büyük bir avantaj. Bütçenize uygun bir Erasmus seçimi olabilir diyebilirim. Peki Erasmus başvuruları nasıl bir süreç oluyor? Erasmus'tan en başta işte dil sınavına giriyorsunuz. Sonra ortalamanız ve dil sınavına göre bir kendisi çıkıyor. Sıralama yapılıyor. Oraya göre sıralandırılıyor. Peki teşekkür ederim. Orada sadece İngilizce yeterli oldu. Evet, işi biraz İngilizce sıkıntı oldu. Çünkü İspanyol insanlar pek İngilizce bilmiyorlar. O yüzden ben biraz İspanyolcam vardı. İspanyolca İngilizce karışımı bir şeyle onlarla konuşabildim. Ancak şirkette pek sıkıntı olmadı. Çünkü farklı milletten insanlar vardı ve genelde İngilizce konuşuyorlardı. Peki Erasmus staj programına başvuru süreci ne kadar sürüyor ortalama? Genelde erken başvurmak gerekiyor. Çünkü hibeyi önceden almak için. Sonradan başvurunca da oluyor ama hibeyi sen gittikten sonra verebiliyorlar. Başvuru süreci ilk önce bir şirket buluyorsun. Şirketten kabul mektubu alıyorsun. Kabul mektubuyla birlikte Erasmus'a başvuruyorsun. Ardından vize işlemleri başlıyor. Vize işlemleri için yine İspanya'dan bir yer bulman gerekiyor ve yer bulduktan sonra uçak biletlerini falan hazırlaman gerekiyor.
sonra üzerine alabiliyorsun. Peki İspanya'yı başkalarına da önerir misin? İspanya'yı kesinlikle öneririm başkalarına. Hatta ben de biliyorsun. Harabi'nin programı değil. Niye? Mevlana'da işte. Pek çok program var, karışıyor bunlar. Tabii Harabi ki. Nedir acaba? Farabi Türkiye içerisinde Türk üniversiteleri arasındaki öğrenci değişim programıdır. Yani Erasmus'un Türk versiyonu diyebiliriz. Bir de Farabi'den sonra geliştirilerek oluşturulan Mevlana programımız var. Onda da tüm dünyayla yine Erasmus değişim programında olduğu gibi öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla değişim programı olarak seçeneklerimiz çok. Yeter ki değişime katılmak isteyelim. Hepinize Erasmus'u seviyorum.